Suriye'de yapılması planlanan sözde seçimler Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir sözlerinin akabinde sözde seçimlerin ertelendiğinin duyurulduğu bir açıklama geldi. Türkiye ilk 30 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı. Cezire, Deyre Zor, Rakka, Tapka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024'te ertelenmişti. Türkiye itirazlarına devam etti. Gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı. Türkiye'nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde yerel seçim bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran'da yapılmama kararı alındı. Türkiye'nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklarda PYD YPG'nin seçim kararını protesto etti. Siyasi yapılarda boykot kararına destek verdi. Türkiye'nin karşı çıkmasıyla bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde seçime karşı bölgede başlayan protestoların artmasıyla ABD de tavrını belli etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı. Planladıkları yerel seçim için Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini göremeyen PYD-YPG'de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD'ye PG sonunda seçimin ertelenmesi kararına vardı. Yapılan açıklamayla seçim Ağustos 2024'de ertelendi.